Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün Maçlara Tepki serimizin yeni bölümünde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde Kopenhag'ı konuk ettiği mücadeleyi izleyip maçı tepkilerimi sizinle birlikte paylaşacağım. Uzun bir sürenin ardından Galatasaray'ın maçına tepkilerimi vermeye devam ediyor olacağım sizlerle bu maçla birlikte. İnşallah bugün Galatasaray ülke puanına katkı vermeye devam eder. Güzelce bir galibiyet alır, güzel keyifli maç izletir bize diye düşünüyorum. Bayağıdır da Galatasaray maçı gelmiyordu kanalıma. Sizler de biliyorsunuz ki bir önceki videoyu izlediyseniz sebeplerini biliyorsunuzdur. Doğru dizgin şimdi yolumuza devam ediyoruz. Birçok videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Bu akşam da dediğim gibi Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde İlk maçını, maç tepkilerimi sizinle paylaşacağım. Maça geçmeden önce de ufak bir hatırlatmam var her zaman olduğu gibi. Videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza giderse aşağıdan kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmazsınız umarım. Maç yorumuma geçecek olursak da ben şahsi fikrim Galatasaray bu sene Fenerbahçe'de olduğu gibi Galatasaray'da yıldızlar topluluğu, Ziyehler, Teteler, Icardi'nin bonservisini almalar, Zaha'lar, Kerim Demirbay'lar, Angelinho'lar anlat bitmez aynı şekilde keza Fenerbahçe'de. İkisi de yıldızlar topluluğu oldu. Galatasaray daha çok Şampiyonlar Ligi'nde ağırlıklı ilerlemek için, önce gruplara kalabilmek için, sonra da devam edebilmek için bu kadroyu kurdu. İlk aşamasını atlatabildiler, gruplara kalabildiler. Fenerbahçe keza bu transferleri şampiyon olmak için yaptı. İnşallah onu da sezon sonunda göreceğiz yani. Bir Fenerli olarak 10 sene sonra inşallah şampiyon da oluruz diye düşünüyorum. Tabii ki de oraya çok girmiyorum Fenerbahçe konusunda. Galatasaray dediğim gibi ilk adımı attı. Şimdi önemli olan ikinci adım. Bu ikinci adımda da en önemli mücadele aslında Kopenhag maçları. Şansına da Galatasaray'ın hiç morali bozulmadan Bayern Münih'le United'la yenemeyeceğinden dolayı değil. Ama zorlu rakipler olduğu için Kopenhag'la evinde karşılaşması bence çok önemliydi. Bu maçtan olası 3 puan çok Galatasaray'ın avantajını olacak. Neden ikinci olarak çıkmasın belki yani bir lider fark etmez. Neden Galatasaray'ı buradan bir üst tura yazdırmasın adını ya da Avrupa Ligi'ne düşmek için %50-50 bir bilet almış olacak en kötü bu karşılaşma yerinde Galatasaray benim şahsi fikrim. Maç sonucuna ya da maç skoruna geçecek olursak da ben Galatasaray'ın 2-1 ya da 3-1 yenebileceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Tıklım tıklım start zaten. Maçta birazdan başlıyor dediğim gibi bakalım maç başladığında bizi neler bekleyecek? Bu akşam inşallah dediğim gibi keyifli, güzel bir mücadele olur. Maç başladığında tekrardan görüşmek dileğiyle. Maçıyla başlıyor. Başarılı var Galatasaray. Dix uzun gönderdi. Evet, an itibariyle Galatasaray-Kopenhag mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar dileyelim. Sakatlıksız, bol gollü. Sonunda ülke puanında katkı yapan takım inşallah Galatasaray olur. Dediğim gibi maç inşallah Galatasaray yener. Bakalım bu akşam maçta bize neler bekleyecek. Çok güzel. Hadi Icardi lan. Bir kere de burada at be. El penaltı. Oo. Vurdu oğlum. Hadi Icardi be. Vurdu. Oo. Ulan be. Ulan Icardi. Ulan Icardi. Balık gibi atıyorsun ligde. Karşı karşıya şut da atamadın ya. Şunu atacaksın asıl be Şampiyonlar Ligi'nde. Leblebi gibi gol atıyorsun ligde. Karşı karşıya şunu at işte be. Gole çok yaklaştı Galatasaray. Dakika 7'de Icardi ile karşı karşıya. Kalecinin de iyi bir refleks var. Aslında Icardi de kötü buldu. Bana sorarsanız kaleci ile karşı karşıya. Ama Galatasaray iyi başladı yani inşallah. Gol eli kulağında gibi duruyor. Bakalım. Vur bakayım. Lan be. Kaleci bulsam da gollü ya da iyi pas çıkardı bize Kerem. Galatasaray akın akın geliyor. Klasik Türk takımı olmayalım. Atamadıktan sonra yemeyelim yani. İnşallah Galatasaray bunu aramaz. Hem daha fazlasını bulur hem de sonunda golle neticelendirir. İyi başladı Galatasaray. Helal olsun. Oo! Çok sert hareket. Hakem avantajı oynattı. Kırmızı vermedi ama arkadan çift aldı Kopenhag'lı. Yani pozisyon devam ediyor diye şey yapmadı ama kesin zaten bir sarı kartı var. Bu diye bakıyorum. Oyun durdu şimdi. Evet şimdi verecek ama arkadan çok sert çift aldı. Kırmızı ya da kayabilir miydi ya da vardan bir haber geldi mi bilemiyorum. Hadi oğlum. Hadi be ya. Ah be Kerem ya. Ulan düzgün kontrol etsen. Hadi Icardi bunu at artık be. Ooo. Hakim yine oynadı dedi. Burası dedi. Türkiye Süper Ligi değil dedi. Tabiri caizse penaltıyı vermedi. Icardi'ye. Yine kaleciyle karşı karşıya kalmıştı Icardi. Defansın arkasına sarktı toptu ama arkadan güzel müdahale geldi. Zamanında defans hatasını telafi etti. Penaltı bekledi Galatasaray ama bunda bir şey yoktu gerçekten. Öbür pozisyonu yakında göstermediler el var mıydı diye ama. Bak yine karşı karşıya Icardi ya. Vur be! Allah Allah! Ulan
aman Kerem. Ah Galatasaray inşallah aramazsın bunları Galatasaray. İnşallah aramazsın bunları. 15 dakika 3 tane net kaleciyle karşı karşıya kaldı ve hepsini kaçırdı Galatasaray. Farka gideceğim maçta inşallah bunları aramaz gerçekten. Bak pasını vur be. Ooo direkten döndü ya. Ulan gene mi be? Ulan ne şanssızlık ya. Galatasaray'ın önüne bastığı kaptığı topta yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem yine vurdu topa. Bu sayede üst direkte patladı. Gerçekten inanılmaz şanssız, inanılmaz talihsiz şu an Galatasaray. İlk şutta da gol atmazsın ya. İlk şutta da gol atmazsın ya. Çok enteresan. Gustav'ın da hatası var. Torreira'nın da çok büyük bir hatası var. Topa yetişemedi ama üzücü gerçekten. Söyledim Galatasaray 50 tane pozisyona girdi. Bir tanesini atamazsa adama geldi ilk pozisyonda dakika 35'te 1-0 öne geçecek yani. Bunlar Avrupa takımı. Sana böyle benzemiyor. En tecrübeli Galatasaray desen de fark etmiyor. Adamlar bulduğunu affetmiyor. O kadar basit. Sevindirici tek bir kısım var. O da şu. Galatasaray iyi top oynuyor aslında. Yani buradan çok rahat çevirebilecek tecrübeye sahip, oyuna sahip. Yedekleri de Davinson Sanchez'ler, Endombele'ler, Zaha'lar, Tete'ler yani var oldu var. Ki hiç de kötü oynamıyor Galatasaray. Şanssızlık bence tamamen atamaması ve ilk pozisyonda gol yemesi. Bakalım kalan 10 dakikada bir gol çıkartabilecek mi ya da ikinci arada işler değişecek mi hep birlikte göreceğiz. Galatasaray Kopenhag mücadelesinin ilk yarısı. Kopenhag maalesef 1-0 üstünlüğüyle tamamlanıyor. Galatasaray'ın sayısız fırsatı teptiğini söylemek lazım. Boş kaleye kaçırdı, kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Direğe vurdu, kaçırdı, top ezdi. İyi anlamda aslında top ezdi derken de iyi bir top oynuyordu. Kalenin içine sokamadılar sadece. Çok büyük şanssızlık yaşadılar. Kopenhag'da geldiği ilk topta golü bulmuş oldu maalesef ki. Ama ümitliyim dediğim gibi ikinci yarının böyle olacağını zannetmiyorum Galatasaray'ın. Hem yedek kulübesi ağırlıklı olarak devreye girecektir ki kaliteli ayaklar. Hem de maçın gidişatı zaten golü çağırıyor Galatasaray adına. İnşallah Galatasaray maçı çevirebilir. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekleyecek. Yersen biter. Bu kadar basit yersen biter yani. Galatasaray'a gerçekten kelimelerimi yetmiyor şu an. Gerçekten düzgün hani az çok beni tanıyan tanıyor. Ben Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Hangisi oynayacak sonrasında Adana, Başakşehir, kim oynayacak sonrasında Avrupa'da çok canlı gönülden destekliyorum. Hem bir futbol sever olduğum için hem de Türk olduğum için destekliyorum. Hani bu özel eleştirilerin hepsi samimidir. O yüzden sakın kimse de yanlış anlamasın. Ekstrem bir durum yok. Galatasaray şu an elindeki maçı verdi yani. Gerçekten elindeki maçı verdi. İlk yarı o kadar çok harcadı ki defalarca söylüyorum. Kaleciyle karşı karşıya atamadı. Direkten döndü. Onu yaptı, bunu yaptı. Eledi. Atamadı. Tecrübesizlikten mi dersen? Ziyehler var, İkardiler, Mertensler. Bunlar asla tecrübesiz oyuncular değil. Yani çok büyük şanssızlık sadece. İkisinin oradan artık döneceğini zannetmiyorum. Ama Okan Buruk'ta burada kendine pay çıkartması gerekiyor. Orta saha tamamen bence çökmüş durumda. Hala Ziyeh'i ya da Sergio Oliveira almıyordu. Şimdi ben bunu söyleyken aldı. TT ile Oliveira'yı aldı. Çok etki eder mi derseniz bu saatten sonra belki beraberlik inşallah. İnşallah galibiyet beraberlik ama çok zor gözüküyor bu saatten sonra. Dakika dediğim gibi 58'de Galatasaray Kopenhag karşısında 2-0 mağlup duruma düştü. Evet bunu hak etti mi diye sorarsanız kesinlikle hak etti Kopenhaglılar. Daha fazla sarı kartı da hak etmişti. Oyun soğutarak yaptıkları foullerle ilk yarıda belki daha kırmızı çıkarabilirdi. O söylediğim var pozisyona bakılabilseydi ama geç oldu. Dakika 73'te 10 kişi kaldı Kopenhag. Dediğim gibi neden beraberlik çıkmasın inşallah. Kopenhag'ın 10 kişi kalmasıyla goller bulup diye ümit ediyoruz. Kalan son 20 dakikada yaklaşık. Aferin bu arada, aferin. Aradığımız gol sonunda 86'da Boye ile geldi. Dediğim gibi yaklaşık bir 10 dakika kaldı. İnşallah en kötü bir puan çıkarttı Galatasaray buradan. Hem taraftarlar evine üzgün gitmesin, hem ülke puanına bir katkısı olsun. Hem de en azından Avrupa Ligi'ne kalmak için, 3. olmak için bir avantaj elde etsin. Yenilmesin Kopenhag karşısında. İnşallah geri dönebilir buradan Galatasaray. Hadi bakalım. Müthiş gol! Müthiş gol! 10 kişiden al topu, sevin, ben de seviniyorum. Dakika 88. Wilfred Sağ'dan müthiş bir asist, Tele'den müthiş bir gol. Al topu ama, acilen al topu. 2-2 oldu, dön, neden olmasın? Haydi, en aşağı 5-6 dakika var. Neden 3-2 olmasın be, hadi be. Müthiş gol bu arada. Dakika 88'de TT'de durumu 2-2'ye getirdik. Ulan bir tane yazık ki 0-3-3 olsun, 10 kişiler, 5-10 dakika daha var. Yüklen.
Çok enteresan. 50 dakika çaldı. Darbaykanlar hiçbir şey demiyorum. Neyse ya sevinçliyim. İşte beraber bitti. Galatasaray en azından Avrupa Ligi için bir şans elde etmiş oldu diye düşünüyorum. Mağlup olmadı. Mağlup olsa çok sıkıntı olacaktı. Kendi için Galatasaray cephesine bakmak gerekirse de ne olursa olsun 2-0'dan dönmek de bir onlara moral verecektir. Hafta sonraki lig içinde. Çok bir şey söylemiyorum dedim ki maçın içinde zaten çok fazla yorum yaptım. Bütün gollerden sonra, pozisyonlardan sonra. Ama Galatasaray'ın o maçı da yenmesini bekliyordum. Ve bence hak ediyordu da ilk yarıdaki kaçırdıkları pozisyonlar sonradan geri dönmeleriyle. Kopenhagların bu kadar çirkefleşmesiyle, dakika oynamasıyla bence Galatasaray'ın hakkıydı. Üzücü bir beraberlik oldu. Ülke puanı adına da kayıp oldu. Yapacak bir şey yok. Galatasaray Kopenhag maçına maç edebilirim bu şekildeydi. Umarım videoyu izlerken hoşunuza gitmiştir. Videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza gittiyse de aşağıdan kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmazsınız umarım. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere. Şimdilik hepinize hoşçakalın.